İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da hava sıcaklığı birdenbire düştü. Sergey Lavrov, 10-11 Kasım tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak. Cavahkın Kulikam köyünde anaokulunun resmi açılışı gerçekleşti. Tüm Kürt militanları Suriye'nin kuzeyindeki 30 kilometrelik alanı terk etti. Tumanyan Müzesi yazarın eserini Batı Ermenci olarak kitapta topladı. Artsakh'ın Akna köyü yakınında 9. 10. yüzyıldan kalma bir haç karı bulundu. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerindeki kar yağışlarının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde -17, Erzurum'un Çat ilçesinde -8, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde -5, Kars'ın Selim ilçesinde -6, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ise -5 derece. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 8 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10-11 Kasım tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacağını ifade etti. Zakharova şöyle dedi, ziyaret çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşmeler öngörülmektedir. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile de müzakerelerde bulunulacak. Bunun yanı sıra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıt kompleksinin ebedi ateşi yanına bir çelenk bırakacak. Zakharova açıklamasında Dışişleri Bakanlarının çok çeşitli ikili ilişkiler, Avrasya Ekonomik İşbirliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu içindeki işbirliği, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlardaki pozisyonları ele alacaklarını ekledi. Cavahkın Kulikam köyünde Eylül ayından bu yana hizmet veren anaokulunun resmi açılışı 8 Kasım'da gerçekleşti. Açılış töreninde Kulikam köyünden ve komşu köylerden birçok insan bir araya geldi. Açılış törenine Gürcistan Ulusal Meclisi Milletvekili Enzel Mikoyan, Ahalkalak Belediye Başkanı Yurik Hunanyan, Ahalkalak Belediye Başkan Yardımcısı Armen Marangozyan, Sakraburi Bölge Başkanı Nairi İritsyan, bölge temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Kulikam köyündeki anaokulunun inşaatı 4 yıl sürdü. Köyün anaokulu 9 Eylül 2019'da çalışmaya başladı. Yeni bina okul öncesi çocuklar için mobilyadan oyuncaklara kadar gerekli tüm koşullara sahip. Anaokuluna yaklaşık 50 okul öncesi çocuk katılmaktadır. Amerikan yanlısı koalisyon Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi, tüm Kürt militanların Soçi anlaşmalarına uyarak Suriye'nin kuzeyindeki 30 kilometrelik bölgeden uzaklaştıklarını ifade etti. Kürt militanların lideri RİA NAZA haber ajansıyla yaptığı röportajda Suriye Demokratik Güçlerinin Şam'la yaptığı görüşmelerde eski şartlarında ısrar edeceğini söyledi. Abdi'ye göre askeri sorunlar yok ve Suriye Demokratik Güçleri askeri operasyon bölgesini çoktan terk etti. Buna rağmen Türk tarafı düzenli olarak Kürt militanların saldırılarına dair açıklamalarda bulunuyor. Abdi, saldırıların Suriye Demokratik Güçleri ya da Kürt savunma güçleriyle hiçbir ilgisi olmayan insanlar tarafından yapıldığını iddia ediyor. Hovhannes Tumanyan ve Levon Şant'ın 150. doğum yıl dönümü vesilesiyle Tumanyan adlı müze, Tumanyan'ın Batı Ermeniceye çevrili çocuk edebiyatı kitabını yayınladı. Kitabın sunumu 8 Kasım'da Hovhannes Tumanyan adlı müzede gerçekleşti. Armen Press'in belirttiğine göre Konstantinopolis'in Ermeni çocuklarının Tumanyan'ın dünyasını daha iyi tanıyabilmesi ve anlaşılabilir kılınması için Levon Şant Batı Ermenice'ye çevirmişti. Hovhannes Tumanyan'ın şiirlerini, balatlarını, efsanelerini, hikayelerini içeren kitap, yurt dışında yaşayan Ermeni çocukların çizdiği resimlerle süslendi ve onları Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklar da destekledi. Armine Karapetyan yayına maddi yardımda bulundu. Müze ona Hovhannes Tumanyan 150 adlı hatıra madalyasını takdim etti. Artsakh Cumhuriyeti'nin Noragüh köyü sakini Artur Agopyan, Ağdam bölgesinin Akna yakınındaki toprağı işlerken bir haç süslemeli taş anlamına gelen haçkar keşfetti.
Devlet Tarihi Çevre Koruma Dairesi Müdürü Armine Ayra Petyan, Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada kurumun askeren şubesi ekiplerinin bölgeyi ziyaret ettiğini ve Haçkar'la tanıştığını söyledi. Ayra Petyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'ne bağlı Artsakh Arkeolojik Keşif Başkanı Hamlet Petrosyan'a göre Haçkar'ın tarihi 9. ve 10. yüzyıllara dayanıyor, dedi. Ona göre geçen yıl aynı bölgede başka bir haçkar ve çömlek parçaları bulunmuştu. Bulunan iki haçkar şimdilik aynı yerde muhafaza ediliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Darun Siner adlı koro tarafından seslendirilen Baytok Akbir adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.